uyandım. Şimdi saçımı bir toplayayım ve kahvaltı hazırlayacağım. Bugün böyle çok aman aman kahvaltı yapasım yok. O yüzden öyle günlerde yediğim şeyleri göstereceğim size. Bir fikir olur. Ne kullanıyorum? Burada bir müsli karışımı var. Bunun içerisinde çekirdekler var, kurutulmuş Hindistan cevizi, muz, birçok meyve var aslında içinde. Ve bunu Bim'den almıştık. Onu biraz bildiğimiz etilif yulafla karıştırdım. Bakın içine görebiliyorsunuz. Bayağı lezzetli. Bunu süt ve tarçınla pişiriyorum. Sonra içerisine ayrıyetten varsa evde çilek ya da elma, hani hangi meyvemiz varsa onları katıyorum ve biraz ceviz. Böyle bayağı güzel besleyici bir şey oluyor. Dilerseniz bal da koyabilirsiniz. Ben nasıl tatlandıracağım henüz karar vermedim. Şu korona bitsin de gidip bir tencere bakalım. Ben göz kararlı 2 kişilik yapacağım. Bakın bir tane muz düştü bile. Ben kurutulmuş muza bayılıyorum. Hatta evde biraz muz var. Bir internetten bakayım muz nasıl kurutuluyor diye. Ev ortamında yapabilirim. Süt de göz kararı koyuyorum. Şimdi bunun içerisine biraz da tarçın koyacağım. Kendi damak zevkinize göre tarçının miktarını ayarlayabilirsiniz. Ben tarçını çok severim. Böyle. Şimdi onu bir kere bir karıştıracağım. Ve sonra ocağa alıyorum. Şöyle size çevireyim. Şunu kullanmak daha mantıklı olacak. Şimdi bunu burada pişiriyoruz. Ben de bir yandan elma, biraz meyve doğrayacağım. Şimdi bir elma kullanacağım. Ama soyuyorum önce elmayı. Elmaları doğradım. Bir yandan da sosu karıştırayım. Pişti bu da zaten. Altını kapatıyorum. Biraz da çilek vardı evde, onları da değerlendirelim çünkü çabuk bozuluyorlar. Kafam kadar. Elmaların birazını yulafa koyacağım. Diğer kısmını da süsleme için kullanacağım. Biraz pijamalardan kurtulmak gerekiyor. Şunu yerini değiştirmek istedim şu an. Böyle der. Ne diyordum? Biraz pijamalardan çıkmak gerekiyor. Yoksa gerçekten böyle gün boyu sadece yatacağız. Biraz hazırlandım. Çünkü bugün bir iş görüşmem var. Skype üzerinden olacak. Aman. Pampasında otları uçuyor. Bunun için de saç spreyi sıkmak gerekiyormuş. Hiç denediniz mi? Saçlarımın doğal
Söyleyemiyorum kelimeyi. Doğal. Heh. Doğal hali bu şekilde. Yani böyle dalgalı desen dalgalı değil. Düz desen hiç değil. Bilmiyorum. Ama şimdi hem karantinadayız. O yüzden de pek bir şey de yapmak istemiyorum. Saçlarımı yormak istemiyorum. İki gibi iş görüşmem olacak. Kargo bekliyorum. Kargo gelmedi. Normalde yurt içi kargo hep bu saatlerde gelir. Henüz gelmedi. Bir de online eğitimlerim var. Online eğitimimi alayım bari. Onları geçiştirmem lazım çünkü. Dersleri tamamlamam lazım. Pazar günü sınavım var. Şimdi bir kargo geldi. Zuzu'nun zımbırtılı. Bunlar kurutulmuş ördek fileto ve bunları bayılıyor. Otur. Pati ver. Elime denk getiremiyorsun. Pati ver. Diğer pati. Aferin sana. Al bakalım. Bakalım ne geldi. Yeter gibi duruyor mu? Artık kargo, yani gelecek olan kargo kalmadı. Son kargo da geldi. Oo, bu büyük mü? Bakar mısınız? Büyükmüş bayağı. Trendyol'dan aldım ve yorumlarda hani küçük olduğu yazıyordu ama büyükmüş. Ben daha küçük bir şey bekliyordum. Kurdum. Deneyelim bakalım. Sarı. Mavi. Bugün ışığı galiba. İyi bence. Şimdi sadece şu beni biraz düşündürüyor çünkü o kısım telefon için ve ben telefona çekmiyorum, kamerayla çekiyorum. Sağır mı, binemedim. Deneyelim bakalım. Ne yapıyorsunuz ya görüşmeyeli? Ben şu an yatağımdayım. Dersime başlayacağım. Bununla ilgili şeyleri konularında paylaşıyor olacağım size. Tabii bizimle anlatabileceğim şeyleri. Otur kız, ders dinle hadi. Daha önce derslerinde insan 14'te. Böyle. Hoca anlatıyor, siz dinliyorsunuz. Zaten şu an Türkiye'nin geneli bu şekilde uzaktan eğitim aldığı için illaki bir şekilde uzaktan eğitimle tanışıyorsunuz. Benimki gerçi hani böyle bir sertifika programı ama o da uzaktan eğitim. Bilmiyorum. Yanmadan bir defter aldım. Ufak ufak notlar alacağım. Çünkü geçme notu çok yüksek. Böyle. O zaman sizi öpüyorum. Sonra görüşürüz sıkıntıdan ölmezsem. Selam. ben bayağı akşam yemeği falan yedim. Hiç çekemedim. Hala ders dinliyorum. Geldim şimdi odama. Geri geldim. Biraz makyaj yaptım. Ring light'ımı kullandım. Birkaç snap falan. Snap değil. İşte story çektim. Paylaşmadım. İçime sinmedi pek. Şimdi salata aldım yanıma. Akşam yemeğinden kalan. Akşam yemeğinde de köfte yedik bu arada. Onu da çekmeyi unutmuşum işte. Neyse bitirdik. Salata kaldı. Ben de işte geri geldim odama. Haberleri takip ettim. Biraz baktım. İşte koronadan kaç kişi ölmüş diye.
İçimi iyice kararttıktan sonra yukarıya çıktım, dediğim gibi pijamamı giydim ve yatağıma kuruldum. Şimdi bir yandan salata yiyeceğim. Bir yandan da bakar mısınız, ders notları aldım. Gerçi Zuzu'dan dolayı görünmüyor şu an. Şu eğitim videolarını bir tamamlayayım diyorum. Onun dışında da bir şey yapmıyorum. Öyle. Çok sıkılıyorum ya. Sizin günleriniz nasıl geçiyor? Hani ne yapabilirim diye düşünüyorum ama. Yarın biraz farklı bir gün olacak. Çünkü yarın muhtemelen yeni koltuğumuz geliyor. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama salonda koltuğumuz yok şu an. Eski koltuğumu sattım. Yeni koltuk aldık. Ve o yarın geliyor. Kısa bir dönüş yapayım dedim. Şu an görünmüyor ama. Her yerimde ruj oldu. Yemek yedim tekrar. Şu an yorumlarınızı okuyordum ve bir yorum dikkatimi çekti. Bayağı biri açık dille dilersene nefret ediyorum demiş. Çok ilginç buldum. Yani normalde küfür edenler çok oluyor. Hakaret edenler çok oluyor. Ama ilk defa biri benden nefret ettiğini söylüyor. Neden ilginç buldum? Çünkü şöyle, yani nefret bana göre çok çok büyük bir kelime. Şimdiye kadar hayatımdan hiç kimseden nefret etmedim. Haz etmediğim insanlar olmadı mı? Elbette oldu ama nefret duygusu hiç sarmadı içimi. Özellikle hiç tanımadığım bir insanı nefret edebilir miyim diye düşünüyorum. İmkansız. Bir insana nefret edebilmek için o insanı bence tanımak gerekir. Çünkü nefret bir duygudur. Ve bir duyguyu ancak bir insanı tanıdıkça besleyebilirsiniz. Aşk gibi. Ben hemen aşık olunabileceğine inanmıyorum. Bir insanı tanırsınız. Belli başlı özelliklerinden dolayı ona aşık olursunuz. Böyle ilk görüşte aşka inanmıyorum. Yani ilk görüşte bir insanı aşırı beğenirsiniz. Okey. Bence o başka ve o an hani hemen benim olsun hevesi kaplar içinizi. Ama aşk öyle hemen olacak şeyler değil. Bence nefret de aynı şekilde. Bir insanı tanırsınız ve size göre bazı belki davranışları ya da karakteristik özellikleri size ters gelir ve nefret edersiniz. Ya da sizin canınızı yakmıştır, nefret edersiniz. Bir insan ne zaman sizin canınızı yakar? Ona koz verdiğiniz zaman. Bu ne demek oluyor? Onunla iyi bir iletişiminiz olduğunda, onunla tanıştığınızda. O yüzden bana göre tanımadığım bir insanı nefret ettiğini, tanımadığım bir insandan nefret etmem mümkün değil. Bana çok ilginç geldi. Rujum da sadece burada kalmış. Beni bu rujla ne kadar ciddiye alırsınız bilmiyorum ama elimle sileyim bir anda. Yani öyle bana bayağı ilginç geldi. Ama onun dışında genelde güzel yorumlar alıyorum. Hep böyle kötü yorumları dile getirip güzel yorumları dile getirmediğimi zannetmeyin. Çoğunlukla iyi yorum alıyorum. Çoğunlukla güzel mesajlar alıyorum. Özellikle bu saç rengini bana çok yakıştırmışsınız. Açık konuşmak gerekirse ben yani tüm samimiyetimle söylüyorum. Ben de çok beğendim. Niye bu kadar beklediysem. Çünkü sarı beni daha olgun gösteriyor olabilir size göre. Ama sarının bana gösterdiği toy bir Dilara'ydı. Çünkü ben liseden bu yana saçımı sarıya boyamıştım. Ve bütün hayal kırıklıklarım, yanılgılarım, yanılgı denilir değil mi? Tecrübelerim. Bütün bunları yaşarken saçlarım sarıydı ya, hep o olgunlaşamamış, o toy, böyle herkese inanan, herkesi seven,
öyle bir kız vardı o sarı saçın arkasında. Şimdi saçımı koyu yaptığımdan beri kendimi daha dişi, daha kadın hissediyorum. Size göre bu benim yaşımı daha küçültmüş. Ama bana göre benim yaşımı daha da arttırdı ya da tam yaşımı hissediyorum diyelim. Bu karakterimi hissediyorum, benliğimi hissediyorum, dişiliğimi aşırı hissediyorum bu aralar. O yüzden şu anda bu saç rengiyle mutluyum ve bu mutluluğumu da etrafımdaki herkese ve sizlere de demek ki yayıyorum ki siz de bunu beğeniyorsunuz. Ben böyle düşünüyorum. Ve bu aralar çok sık evdeyim değil. Bu aralar bayağı evdeyim. O yüzden sık sık videolar çekmeyi planlıyorum. Hatta çekiyorum. Ve sizlere oturup saçla ilgili bir video çekmek istiyorum. Böyle bütün tecrübelerimden, yaşadıklarımdan, saçımı boyamama rağmen o kadar renk değiştirdik. Siz şahitsiniz. Yanık saçımın üzerine. O kadar renk değiştirdim. Adım adım sarı oldum. Buna rağmen saçımı o yanıklığından nasıl kurtuldum? Nasıl bu hale geldi? Nasıl şu an gürleşmeye başladı ve uzuyorlar? Gerçekten uzuyorlar. Bakın. Şu an burada. Ve bunlardan işte bahsetmek istiyorum. Güzel de bir video olur. Çünkü siz saç videolarını çok seviyorsunuz. Ben de çok seviyorum. Ve bu konuda da konuşabilecek çok tecrübelerim var diyebilirim. Öyle. Kameram geri geldi. Size söyledim mi bilmiyorum. Kameram servisten geldi. Şu anda onunla zaten çekiyorum. Bir önceki videoda onunla çektim. Hatta iki videoyu onunla çektim. Yoga videosunu ve odamı değiştirdiğim videoyu onunla çektim. Ve bununla şu an kameramı çekiyorum. Çok mutluyum. Yani... gerçekten hani bir laf var, doğru biliyor muyum bilmiyorum ama siz beni düzeltin. Allah öküzünü önce kaybettirir sonra arattırırmış. Benim için kameramla aramdaki bağ buydu. Elim çok kameraya gitmiyordu. Ama olmayınca da gerçekten bir kolum eksikmiş gibi hissettim. Bayağı kıymetini biliyorum şu an. Kameramla aram şu an çok iyi. Bu yüzden de bol video çekiyorum zaten. Bu anı bekledim. Gerçekten bir ay servisteydi. Ve ben bu anı bekledim. Öyle. Bol bol. Sonunu sohbetle doldurdum bu videonun. Şimdi ne yapacağım? Kalkarım. Makyajımı temizlerim. Sonra da uyurum. Yani bugün en boş günümdü. En bomboş ya. Ama yarın dediğim gibi daha atraksiyonlu bir gün olacak. Çünkü koltuğumuz gelecek. Bayağı büyük bir koltuk. Bu ev biliyorsunuz 2+1. Ve mutfak salon 1. Ama çok küçük mutfak salon. Bu evin en büyük odası şu anda benim odam. Önceden kardeşim burada yaşıyordu. O alt katı istedi. Benim için de üst kat daha avantajlı. Çünkü yani... Şöyle göstereyim. Anca sığdım ya. Alt kata zor sığıyordum ben. Alt odaya. Ve burada teras olduğu için Zuzu için de daha avantajlı oldu. Başta benim buraya gelmem gerekiyordu da neyse. Yarın işte büyük koltuk gelecek. Muhtemelen sığmayacak salona. Yani bir şekilde onu sığdırmamız lazım. O kadar kötü ki bu evin ne derler? Şekli şemali çok kötü. Bir şekilde bilmiyorum. Yapacağız. Göreceksiniz zaten. Yarın onu çekeceğim. Ve bu kadar. YouTube'da canlı yayına geçmem hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir kere yapmıştım. Gayet de güzeldi. Sohbetler ne diyorduk. Bu aralar herkes evde. Umarım evdesinizdir. Ben bayağı 12 gün oldu. Bu video yayına girdiğinde 15 gün mü olacak? Ya 14 gün oluyor ya 15 gün oluyor. Ve bu süreç içerisinde, yani 15 gün içerisinde sadece 2 kere çıktım ve gerçekten mecbur olduğum için çıktım. Biri kameramı almak için çıkmıştım. Diğeri de koltuğu almak için ATM'ye gitmiştim. Bu. Başka çıkmıyorum. Siz de çıkmayın. Evde kalın he. Dikkat edin kendinize. Benlik bu kadar. Çok dırdır yapmayayım. Başınıza şişirmeyeyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım
keyifli, rahat karantina günleri geçiriyorsunuzdur. Çalışmak zorunda olanları gerçekten ya böyle saygıyla eğiliyorum. Size bol güç ve enerji diliyorum. Ben de şimdi kendi içimin başına oturuyorum. Ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.